Tekrar merhaba. Geçen hafta DSLR ve mirrorless arasındaki farkları, 2020'de teknoloji nerelere geldi, bunları inceledik. Bu hafta sizlerden çok soru alıyorum, hangi lensleri kullanıyorsun diye. Önümde görmüş olduğunuz lens serilerinde işimde nasıl kullanıyorum, bunları anlatacağım sizlere. Ayrıca farklı açıların videoda sahneye etkilerini göstereceğim, göstermeye çalışacağım daha doğrusu. Eğer kanala hala abone olmadıysanız lütfen abone olmayı ve uyarıları açmayı unutmayın. Başlıyoruz. Anadolu'nun göz bebeği Kapadokya'ya geldik bu hafta. Kapatmayı unutmayın makinalarımız. Şuna bir bakar mısınız? Of! Burası nasıl bir yer? Hey! YouTube! Evet. Buradan başlarsak arkadaşlar. Hepiniz bilirsiniz 70-200, 24-70 ve 14-24. Aslında bunlar fotoğraf lenslerim. 14-24 ve 70-200'ü videolarda çok seyrek kullanıyorum. Neden? Çünkü fotoğraf lenslerin biliyorsunuz fokus aralıkları çok kısa. Bu kadarcık küçücük aralıklarda fokus yapmak çok zor ve gereksiz. Bunlar video için üretilmemiş, fotoğraf için üretilmiş lensler olduğu için. Sonuçta video lensler, gerçekten sinemada kullanılan video lensler, hani içinde kullanılan malzemelerin gramı altından pahalı. Bu gerçek bu söylediğim. Dolayısıyla biz de sinema lenslerde alınan sonuçlara en benzer sonuçları alabilecek lenslerle çalışmaya uğraşıyoruz. 24-70'i birkaç projemde kullandım. Arada bir kullanıyorum. Çünkü biliyorsunuz 24-70 çok iyi bir aralıktır zoom'da. Onun dışında biliyorsunuz Z serisinde kullandığım yeni 14-30 var. 14-30'un da geniş açısı bir de 24 değil de 30 olması ortaya doğru birazcık daha bana bir avantaj sağlıyor ve çok güzel bir lens, çok keskin bir lens. Bu tarafta gördüğünüz şu üçlü Zeiss serileri, bunlar benim bütün video projelerimde kullandığım lensler arkadaşlar. Çünkü bunların fokus aralıkları çok uzun ve lenslerin gövde yapısı inanılmaz sağlam ve kaliteli. Bunlar benim koleksiyonluk lenslerim ve video serilerinde kullanıyorum bunları. Burada gördüğünüz lenslerin şu ikisi hariç hepsi Nikon uyumlu. İki tane şu iki lens Voigtlander'ın 17.5'u. Bunları Micro Four Third denen kamera sisteminde yani Panasonic GH5S'te kullanıyorum arkadaşlar. Bu 17.5 2 ile çarptığınızda biliyorsunuz o sensör küçük olduğu için boyutu full frame'e göre baktığımız zaman 2 ile çarpmamız gerekiyor ve 35 mm'ye geliyor. Bu da yine GH5S'te 12-35-28 lens. Tabii ki 24-70 ile karşılaştırdığımızda aradaki boyut farkını görüyorsunuz. 24-70'e denk geliyor çünkü bu da 12-35. Bu 2.8, 5.6 gibi düşünün. Çünkü açıları çarparken diyaframı da çarpmayı unutmayın. 24-70, 2.8, 24-70, 5.6 gibi düşünebilirsiniz bu lensi de. Bunun dışında benim çok sevdiğim, geçmişten beri hatta koleksiyon da yaptığım biraz. Elimde gördüğünüz şu Nikon'un bu AIS serileri. Ve bu biliyorsunuz Nikon'un belki görmüşsünüzdür 50 mm 1.2'si. 50 mm 1.2 gerçekten benim çok sevdiğim bir lens. Zaten 50 mm açısı çok özel bir açı. Hepimizin fotoğrafa yeni başladığında kullandığı bir açıdır biliyorsunuz. Hatta profesyonele geçiş açısı diyebilirim. Bu vintage lenslerin de şu Zeiss lenslerim kadar kaliteli fokus hareketleri vardır. Gerçekten yağ gibi böyle inanılmaz keyifli bunları da kullanmak ve görüntüleri de düşünün en son teknolojide belki 20 senelik lensleri kullanabiliyorsunuz. O yüzden bu tip lensleri ele geçirebilirseniz bunları değerlendirin arkadaşlar. Bundan bende 2 seri var. Biri 28 mm, 50 mm Nikon'un zaten tek 1.2 lensi, 1.2 diyafram. Bir de 60 mm makromuz var. Bu da yakın plan ürün çekimleri gibi veya size bu B-roll dediğimiz benim konuşmamın arka planında izlediğiniz görsellerde genelde bu 60 mm ile de çalışma imkanı buluyorum. Gerçekten çok kaliteli bir lens. 105 de vardı eskiden bende ama bu 60 mm AFD serisi çok kaliteli bir gövde yapısına sahip. Gördüğünüz tüm lensleri mesela Nikon gövdemde şu adaptörle, bunun ismi Metabones, belki duymuşsunuzdur. Metabones adaptörle
bu Zeiss serilerimi kullanabiliyorum GH5S'in üzerinde. Ve burada görmüş olduğunuz FTZ denen F2Z diyorlar, F2Z diyorlar. Bu da 24-70 gibi, 14-24 gibi lensleri yeni mirrorless kameraların üzerinde kullanabileceğim adaptör. Evet, videoda da fotoğrafta olduğu gibi hikayenin anlamını veren en önemli iki olgu diyafram ve açıdır arkadaşlar. Yani bir konu çekeceğimiz zaman, bir hikaye çekeceğimiz zaman hangi açıya ve hangi diyaframda çekeceğimize karar vermemiz gerekiyor. Çünkü bütün ifadeleri bunlar verecek. Şöyle düşünebilirsiniz, ben en azından böyle yapıyorum. Mesela çekeceğiniz konuda röportajlar gibi, düğün gibi veya insan konulu hikayeler mi olacak? Yoksa mimari gibi, üretim alanları gibi, doğa gibi mekan olgusu olan hikayeler mi olacak? Bu sizin lens seçiminizde önemli rol oynayacaktır. İsterseniz gelin videoda tek tek sık kullanılan aralıkları beraber inceleyelim. Şu an gördüğünüz bu setup içerisinde bunu inceleyelim. Bakalım farklı açılar nasıl etkiler veriyor. 85 mm sırada, ama ona geçmeden önce alan derinliği ile ilgili biraz konuşmak istiyorum. Biliyorsunuz fotoğrafta da ben mesela fotoğraftan videoya geçmiş bir kişiyim. Fotoğrafta biliyorsunuz zoom lenslerle çekilmiş ve açık diye mesela 70-200 gibi bir lensle çekilmiş arka planların böyle uçtuğu, flulaştığı, bokeh etkisinin çok arttığı görseller her zaman çok daha hoştur ve bunu yapabilen lensler de hep çok kaliteli ve pahalı lenslerdir. Videoda da aynı şey geçerli. Videoda da arka plan alan derinlikleri, sinema filmlerinde, televizyon dizilerinde gördüğümüz bu arka plan alan derinliklerinin yoğunlukta kullanıldığı sahneler hep daha sinematiktir. Dolayısıyla biz de işlerimizde bunu yapmaya çalışırken alan derinliğini diyafram açık kullanmaya gayret ediyoruz. Fakat fotoğrafta otomatik fokusumuz var. Basıyoruz ve gözden tak diye bir fokus alabiliyoruz. Fakat videoda her şey hareketli. Kamera bir gimbal'ın üzerinde hareket ediyor olabilir. Veya çektiğiniz insansa o da hareketli olabilir. Dolayısıyla burada fokus takibi o kadar zor bir şey ki arkadaşlar. Bunun için biliyorsunuz sinemada focus puller denen bir meslek dalı bu. Yani adam ömrü boyunca sadece işi kameraman kamerayla hareket ederken onun da objeye veya modele veya oyuncuya fokusu sağlaması veya bir ürüne fark etmiyor. Dolayısıyla burada dikkat etmeniz gereken şey, şimdi 85'i göreceğiz bundan sonra. Fakat 85'te artık iyice telefoto sınırına giriyoruz ve telefoto gibi lenslerde dikkat etmeniz gereken şey bu. Dikkat ederseniz sinemada hep çok arka plan alan derinliğinin olduğu, arka planların flu olduğu sahneler hep stabil sahnelerdir. Yani çok hareketli sahneler hep daha geniş açılarla çekilir. Dolayısıyla şimdi 85 mm'ye geçeceğiz. 85'e geçerken de 85-1.4 bu arada. Size örnek vermek istiyorum. Normalde 85'i taktığımda 5.6 gibi bir diyafram kullanacağım. Bakalım onu 1.4'e alacağım ve 1.4'te fokusu takip etmek durağan bir sahne için bile ne kadar zor olacak. Biraz hareket ettiğimde iş değişebilir. Bu da dikkate almanız gereken konulardan biri. Bir diğeri de eğer tripod üzerinde pan veya tilt yapıyorsanız veyahut da bir gimbal üzerinde bir çekim yapacaksanız hareketli bir konuda zoom lens her zaman stabilizasyon konusunda çok zorluk çıkarır. Yani en ufak bir titremeyi hissettirir. Oysa geniş açılarda, o yüzden hep gimbal üzerinde giden açılar hep geniş kullanılır. Bunları da unutmayın. Evet, şu anda Zeiss 85-1.4 diyafram lensim takılı. Görüyorsunuz birdenbire arka plan komple azaldı ve konu tamamen artık insanla alakalı. 85 mm fotoğraf makinesi üreticilerinin, lens üreticilerinin özellikle hep 1.4 diyaframlarda yaptığı ve çok kaliteli camlarla ürettiği lenstir. Gerçekten canavar bir lens. Yani herkes, her fotoğrafçı veya videoda çalışan bir insan bu aradaki lensi sahip olmak ister. Mesela nerede kullanılabilir? Moda,
düğün, özellikle düğün çeken arkadaşlar, gelinle damadın hele 4K 60 frame böyle slow motion yapabileceğiniz karelerinizde, eğer stabil durumlarda, çok hareketli olmayan durumlarda yapabilirseniz fokusu, gerçekten böyle arka planların o kayboluşuyla harika görüntüler ortaya çıkabilir. Gördüğünüz gibi konu daha çok hep insana yöneliyor. Tabii ki bu demek değil ki siz bir manzarayı veya bir arabanın gidiş sahnesini bununla çekemezsiniz demek değil. Ama genelde bu tip açılar yaptığı etkiyi görüyorsunuz. Şimdi size bir örnek vereceğim bununla ilgili. Özellikle biraz önce alan derinliğini ve fokusun ne kadar zor yapıldığını anlattım burada. Hareketli şeyler için kullanmanın ne kadar zor olduğunu anlattım biliyorsunuz. Şimdi şu anda 5-6 diyaframda çekiyorum. Çünkü dikkat ederseniz ben böyle bir sahne hayal edin ve bir röportaj çekiyorsunuz. Ve konuşan insan hareket ediyor. Biraz geriye gidiyor. Şu an yaptığım gibi biraz öne geliyor. Ve bu 5-6 diyaframda hemen hemen her yerde bir netlik görüyorsunuz. Çünkü focus plane dediğimiz bu fokus alanı geniş bir şekilde şu anda. Ama 1-4'e aldığım zaman bakın şimdi neler olacak. Evet, şimdi biraz önce dedim ya, röportaj setup'ını hayal edin. Böyle bir konu çekiyorsunuz ve açık diyafram yapıp arkaları şu an gördüğünüz gibi alan derinliği çok fazla bir etki almak istiyorsunuz. Şu an 1.4 diyaframda 85 mm'miz. Dikkat ederseniz şimdi bu fokusun zorluğundan bahsetmiştim ya size. Şimdi oturan kişi biraz geri gittiği zaman herhalde net olmuştur diye düşünüyorum. Çıktı. Veya bir obje gösteriyorsunuz. Benim gözümden netliği yaptık, göz bebeklerimden. Çünkü hep gözden alınır netlik. Şu anda bu ufaklık da nettir diye düşünüyorum. Bakın şimdi. Fokus alanı ne kadar daralıyor, görüyor musunuz? Dolayısıyla bu alanda, hele hareketli bir şeyde fokus yapabilmek gerçekten çok zor. Ama bunu becerebilen de fokus puller'lar var tabii ki. Evet. 50 mm zaten genel çekimleri hep 50 ile yaptık. Şu an Zeiss 50 f1.4 lensi, 1.4 diyafram lensi görüyorsunuz. 50 mm fotoğrafa başladığım zamanları hatırlıyorum şimdi. Ne yapıyorsunuz? Bir body alıyorsunuz. Onun bir kit lensi var. Genelde 18-55'ler civarında. Fakat diyaframlar en geniş açısında işte 3.5'a kadar, 4'e kadar açılıyor. Veya biraz daha zoom yaptığınızda 18'den 55'e geldiğinizde artık 5-6'lara falan çıkıyor diyaframlar. Ve o beğendiğiniz, özlemini duyduğunuz, çekmek için özlemini duyduğunuz o fotoğrafları bir türlü çekemiyorsunuz. Ve diyorsunuz ki ben bir 50 mm lens alayım. Ve fiyat olarak gerçekten 50 mm çoğu amatörün profesyonel görüntüye geçtiği lenstir diye düşünüyorum. Benim için de aynı şey oldu. İlk 50 mm 1.4 lensimi aldığımda gerçekten sonuçlarına bayılmıştım. Fakat fotoğraf ve videoda da aynı şey var. İşte hikayede ne anlatacaksak 50 de yeri geliyor, yetmiyor size. Fakat ben nerede kullanıyorsun diyorsanız modadan tutun da doğa fotoğraflarına veya videoda, hikayelerimde, prodüksiyonlarımda, YouTube kanalımda, tanıtım filmlerinde yaptığım tüm çalışmalarda 50 mm'nin mutlaka yeri vardır. Diyaframlar çok açık kullandığım zaman genelde tripod üzerinde veya slider üzerinde daha kontrollü açıları kullanmaya gayret ederim. 50 mm üzerine yani komple bir bölüm yapılsa yapılır. Ve benim de favori lenslerimden bir tanesi. Evet, 50 mm ve 85 mm'de makinenin bana olan uzaklığını hiç değiştirmedik. Şu an 14'ü görüyorsunuz. Tabii ki böyle bir setup için 14 ile çekilmenizin imkanı yok. Dolayısıyla şimdi kamerayı biraz daha anlamlı hale gelecek şekilde bana yaklaştırıyoruz arkadaşlar. Evet, şu an 14-30 f4 lensim takılı üzerine. Bu açıyı fotoğraflarda doğada kullanıyoruz tabii ki, manzara fotoğraflarında. Fakat videoya gelince iş hemen insana GoPro'nun o ultra geniş açılarını hatırlatıyor. Dolayısıyla bu açıyı videoda mesela bir şehir turuna gittiniz ve bir belgesel çekiyorsunuz. Çok geniş açılar, mimariler,
şehrin mimarileri, geometrik yapılar veya orada Luna Park'a gittiniz ve işte roller coaster'larda kayıyorsunuz. Bunun gibi aksiyon sahneleri içinde videoda genellikle kullanılabilir. Fakat tabii ki sinema filmleri gibi bazı şeylerde çok görmeye alışık olmadığımız bir açı diyebilirim. Fakat kişisel işlerimizde, YouTube kanallarımızda kullanabildiğimiz bazen bir açı. Bu arada bazı YouTuber'lara bakıyorum ben YouTube'da. Böyle yakın videologlar yapmaya gayret ediyorlar. Çünkü burada özgür bir mecra biliyorsunuz ve hoşlarına gidiyor insanların. Hatta birkaç tanesini izlerken böyle çok geniş açı çekmesiyle ilgili konuştuğunu hatırlıyorum. Gerçekten kameraya iyice yaklaşıyorlar ve etraflarıyla birlikte daha çok mekan olgusunu ön plana çıkaran bir açı gördüğünüz gibi. Ve yaptığınız aksiyonun nerede olduğuyla bütün o dinamikliğiyle ilgili 14 mm açıları çok uygun gözüküyor. Enteresan görüntüler çıkıyor. Bir de 18'e alalım açıyı. Ali'cim 18 alır mısın? 14 ve 18 benim genelde doğada kullandığım açılar. Fakat gimbal üzerinde de belki kullanabileceğiniz, tabii durumuna göre kaykayla atlayan birileri gibi düşünün veya bisikletle havaya zıplayan sahneler gibi, bu tip şeylerde bu tarz açılar kullanılabiliyor. Evet, 24 mm en popüler açılardan bir tanesi. Hatta geniş açının en popüleri diyebilirim. Neden? Çünkü mimaride tilt shift lenslerin yapıldığı, genellikle mimari çekimlerde kullanılan, benim de çok sevdiğim açılardan bir tanesi. Dikkat ederseniz biraz önce 14 ve 18'de gördüğünüz o mekandaki deformasyon kayboldu. Hatlar, arka plandaki hatlar düzleşti. Bu yüzden mimaride kullanılabiliyor. Ayrıca hikaye anlamında baktığınız zaman mekan ve insan olgusunun eşit değerde ortaya çıktığı bir açı bu. Bu yüzden de mimari dışında tabii ki sokak fotoğrafçıları, gazetecilik, etkinlikler, gezi ve manzara aklınıza gelebilecek çoğu yerde kullanılabiliyor. Birazcık yanaşıp diyaframı hele açık prime lensler üretir genelde 24 mm'de. Lens üreticileri. Bu prime lenslerin f1.4, f2 diyaframları vardır. Konuya yaklaşıp, insana yaklaşıp üst bedeninden bir kare alıp mekanla birlikte arka plan alan derinliğinde de kullanılabilen bir lenstir. Benim de çok beğendiğim bir açı. 24 mm'de kameramın bana uzaklığını hiç değiştirmeden direkt Zeiss 35 mm'yi taktık. 1.4 lens bu da. Prime bir lens. 35 mm tabii şu anda gördüğünüz açıda çok anlamlı değil. Oysa şimdi biz onu birazcık geriye alarak daha anlamlı hale getireceğiz ve 35 mm hakkında konuşmaya başlayacağız. Evet arkadaşlar, 35 mm'ye geldik. Benim en beğendiğim video açılarından bir tanesi. Genellikle lens üreticileri bu açıyı da, 35 mm'yi de hep prime lensler yaparlar. Şu anda Carl Zeiss'ın 35 mm 1.4'ü takılı ve f2 diyaframda çekim yapıyoruz. Dikkat ederseniz mekan ve insan olgusu eşitlendi burada. Ve bence bu iki olguyu en güzel ifade eden lenstir. Genelde de en sinematik lens diyebiliriz. Çünkü sinema endüstrisinde de çok kullanılır. Hatta şu GH5 esimde kullandığım Voigtlander'ımın da 17.5, yani 2 çarpanla düşündüğünüzde 35 mm bir lenstir ve 0.95 diyafram. Dikkat ederseniz üreticiler müthiş kalitede üretiyorlar bunu. Çünkü sinema endüstrisinde ve videonun en popüler lenslerinden bir tanesi. Bunu aklınıza gelebilecek her şeyde kullanabilirsiniz. Belgesellerde çok sık kullanılır. Şu an gördüğünüz gibi röportaj setupları, belgesellerde hikayeyi anlatan insanlar genelde bu 35 mm'lerle çekilir. Dolayısıyla benim de çok beğendiğim bir lens. Peki neden bu kadar sinematik diye sorarsanız, insan gözünün gördüğüne en yakın lens 35 mm'ymiş arkadaşlar. 50 mm de gözümüzün gördüğüne yakın bir açı. Dolayısıyla bu açıyla çekilmiş sahneleri sanki sahnenin içindeymiş gibi sahipleniyor insan beyni sanırım. Bu yüzden de 35 mm çok popüler bir açı. Evet. Burada izlediğiniz bu açıların hepsini kameramın üzerindeki Nikon Z6 ve 50 mm Zeiss 1.4 ile çekiyorum arkadaşlar.
Diyafram F4 diyafram şu anda. Bütün bu açıları 50 ile çektim. Çünkü 50 biraz önce de anlattığım gibi size çok güzel bir açı. Benim de çok sık kullandığım bir açı. Özellikle bu tip setuplar için gerçekten hem mekan ilişkisini hem insana proporsiyonları bozmadan, orantıları bozmadan çok güzel veriyor. Burada beraber sık kullanılacak açıları inceledik. İşte fisheye lensler var biliyorsunuz. Çok özel kullanımlar için olan lensler var. Veya 400 mm ve üzeri süper telefoto denen lensler var. Bunlara burada girmek istemiyorum. Zaten öyle lensler kullanmıyorum. Ayrıca çok fazla tecrübem yok o konularla ilgili. Fakat video işlerinde o kadar bir zoom lensin çok gerekli olmadıkça kullanılmadığını artık tahmin edersiniz. Bu konu inşallah bu bölüm faydalı olmuştur diye düşünüyorum. Siz de lütfen merak ettiğiniz şeyleri veya benim unuttuğum bazı şeyler varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere.